Like everywhere to be. Siyasi iktidar ilk günden bu yana cumartesi insanları, kayıp yakınlarının bu taleplerini ortaya koydukları ilk günden bu yana yaklaşımı ne yazık ki değişmedi. Dönem dönem bazen ılımlı mesajlar verilse de taleplerimizi dikkate aldıklarını, bu konuda gerekli araştırmaların yapılacağı söylense de, bazı sembolik davalar açılmış olsa da 2024 yılında Ağustos ayında hala bugün biz burada kayıplarımızın var olduğunu, bunların zorla kaybedilen yakınlarımızın akıbetinin araştırılmasını hala talep ediyoruz. Bu konuda bu meydanlara gözünü kulağını kapatmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Kayıp Mehmet Ertak, olay tarihi 20 Ağustos 1992, olay yeri Şırnak. 32 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Ertak ailesiyle birlikte Şırnak'a bağlı Rezuk mezrasında yaşar. Ertak Şırnak'taki kömür ocağında işçi olarak çalışmaktadır. Kardeşi daha gitti gerekçesiyle tüm aile yoğun baskı ve tehdit altındadır. Mehmet Ertak 2 kez gözaltına alınır ve gözaltı sırasında ağır işkence görür. 20 Ağustos 1992 tarihinde aynı yerde çalışan 3 akrabası Abdülmenaf Kabul, Süleyman Ertak ve Yusuf Ertak ile birlikte işten eve dönmek üzere yola çıkar. Bulundukları araç bakım evi kontrol noktasında resmi giyimli polislerce durdurulur. Kimlik kontrolü sonrasında Mehmet Ertak gözaltına alınır. Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülür. Ertesi gün gözaltına alınan ve 2 gün sonra serbest bırakılan Abdullah Ertuğrul adlı bir tanıkları Ertak ailesine gözaltındayken bir gün boyunca Mehmet ile aynı hücrede tutulduğunu anlatır. 3 kişi onu gözaltına alınırken gördüğüne, 6 kişi de onu gözaltında işkence gördüğüne tanıklık eder. Babası İsmail Ertak savcılığa başvurur. Mehmet Ertak gözaltında görenler savcılıkta tanıklık yapar. Bir sonuç alamayınca 10 Eylül 1992 tarihinde baba İsmail Ertak valiliğe başvuru yapar. Vali Mustafa Malay gözaltında Mehmet Ertak'ı gören bir tanığı sorgular. Jandarma polisten Mehmet Ertak'ın gözaltında tutulup tutulmadığını sorar. Polis Mehmet Ertak'ın gözaltına alınmadığını cevabını verir. Olay Şırnak Milletvekili Orhan Doğan aracılığıyla 27 Ekim 1992 tarihinde soru önergesiyle meclise taşınır. Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin soru önergesine verdiği cevapta Mehmet Ertan gözaltına alınmadığını belirtir. Ailenin yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kalır, Mehmet Ertan gözaltına alındığı inkar edilir. Şırnak Emniyet Müdürlüğü emrinde sorgu elemanı olarak çalışan JITE personeli Murat İpek 1997 yılında yaptığı itiraflarında Mehmet Ertağ'ı Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdük der. Yaptıkları tüm infazların dönemin OHAL valisi Ünal Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyler. Yapılan tüm hukuki girişimlere ve JITE elemanının itiraflarına rağmen Mehmet Ertak'tan bir daha haber alınamaz ve cenazesine ulaşılamaz. İç hukukta sonuç alamayan dosya avukat Tahir Elçi tarafından 1 Ekim 1992 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 9 Mayıs 2000 tarihinde Mehmet Ertan'ın gözaltında kaybedilmesinden hükümetin sorumlu olduğu ve buna devlet yetkililerinin neden olduğu sonucuna vararak Türkiye'yi oy birliğiyle mahkum eder. Şimdi Mehmet Ertak ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz.